Herkese merhaba. Ben Sinan. Sinan Sıkıyumruk. Kendimi bana anlatılanlara göre çocukluğum zamanında böyle tanıtırmışım. İnsanlar neden sıkıyumruk diye sorularını bitiremeden karınlarına da bir yumruk atıp harekete geçermiş. Esasında fırlamalıyım, hareketliyim ve kendi etrafımda çocukluğumda yarattığım dünya babamın sporun içerisinde yaptıklarının içerisinde kendi alanımı yaratma çabasıydı. Belli noktalarda zaten bugün halen Necati'nin oğlu olarak tanındığım tek yerdeyim, Tarsus'tayım. Hikayemin 3 bölümü var. İkisinin bir kısmını tanıtılırken izleme fırsatı yakaladık. Bu hikayenin içerisinde en önemli etken babamın basketbolcu oluşu. Onun basketbol oynayışı sırasında her bulduğumuz fırsatta abimle salonun tozlu alanında, maçın aralarındayken, sahanın içerisinde basketbol oynarken bulduk. Ve demin bahsettiğim hareketliliğim, demin bahsettiğim biraz fırlamalığım aslında kontrol altına alabilmek için, biraz daha odaklandırabilmek için o 28'e 15'lik alan benim için biçilmiş kaftandı. Kendi hayatımı anlamlandırmaya başladığım ilk 20 senem içerisinde ben o sahanın içerisinde öğrenebildiğim her şeyi öğrenmeye başladım. Bir nevi sünger gibiydim. Babamın kariyerini izledim dersem yalan olur. Çok hatırlamıyorum. Ama abim Muratcan benim için araba yarışı oyunlarındaki hayalet araba gibiydi. Her zaman bir adım önümde, her zaman onun hatalarından ve onun başarılarından beslenebileceğim mesafedeydi. Ben tabii ki de hayatımın ikinci sekmesinde bundan çok faydalandım. Ama ilk sekmesinde de etrafımdaki imkanlar içerisinde babamdan, abimden ve Türk basketboluna emek vermiş herkesten belirli şekillerde faydalandım. Geçmişe dönüp baktığımda en iyi yaptım diyebileceğim şey merakım ve başkalarının yaptıklarını birazcık taklit edebilme yeteneğimdi. O taklitlerle beraber çocukluğumda evimizde duvara asılı benim boyumdan az kısa olan potada Michael Jordan'ın smaçlarını taklit ederek, sahaya girdiğimde Jason Williams'ın paslarını taklit ederek, biraz daha iş ciddiye binmeye başladığında profesyonel olarak kendimi kanıtlamam gerektiğini, üniversitede okuluma devam ederken basketbol oynayabilmem için daha da ciddi insanları ilham almaya başlamam gerektiğini gördüm. Ve taklitlerimi aslında yeteneğe ve performansa nasıl dönüştürebileceğimi. Amerika serüveni esasında Tarsus'ta hala geçerli olan ama kırmaya çalıştığım bir kalıbın bir parçasıydı. Necati'nin oğlundan Sinan'a evrilmem gerekiyordu. Çok da kolay olmadı. İlk uçağa bindiğimde gerçekten korkuyordum. Yolculuğun her adımında da neler olacağını bilmiyordum. Sadık demin biraz bahsetti. Konfor alanının çok dışına çıkmıştım. O süreç ilerledikçe basketbol sahası ve basketbolun dış çizgileri benim için büyülü bir alan olmaya, kendimi göstermeye, kendimi kanıtlamaya fırsat verdi. Ve attığım her adım basketbolla içinde bulundurduğumdan dolayı odağımın şaşmayacağı bir noktadaydı. Esasında zaten benim Amerika'ya okumak için gitmemdeki en büyük etken basketbolu kendi imkanlarımla başkasına fazla fırsat vermeden oynayabilmekti. Ve bunu iyi kötü başardığımı düşünüyorum. Türkiye'ye döndüğümde hayatımın ikinci safhası başladı. Bu sefer gerçekten abimin yaşadığı profesyonel hayatın benim jenerasyona nasıl yansıdığını, oradaki öğrenimlerimle beraber gerçekten Sinan'ı tanımış bir halde Türkiye'ye döndüğümde Türkiye'ye tanıtma fırsatını yakaladım. 16 sene profesyonel basketbol oynadım. Bunun her seferinde de Türkiye'de playofflara giren bir takımda oynama fırsatı buldum. Bununla beraber Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Avrupa'da temsil eden kulüplerle oynamanın yanında
milli forma giyme şansı yakaladım. Gerçekten Sinan Güler'i forma ile birlikte kim olduğunu tanıtabildiğimi düşünüyorum. Ve bu yolda da başta abim ve babam olmak üzere onların desteğini her zaman görmüş olmak, ailemin, arkadaşlarımın benim büyüyüşümü, benim yükselişimi, benim merdivenleri beşer beşer çıkışımı takip ediyor olması çok mutluluk ve heyecan vericiydi. Yaklaşık iki gün önce Euro Cup şampiyonluğunun 7. senesi kutlandı. Aslında çok büyük bir kutlama olmamız. Esasında sosyal medya üzerinden kendimizce paylaşımlar yaptık ama dışarıda basketbol takımındaki arkadaşlarla konuşurken söylüyordum. Yaşadığımız her gün kazanmak için, kaybetmek için ilerlediğimiz süreç içerisinde esasında o gün çok önemli. Bugün geriye dönüp baktığımda 2016'daki şampiyon hakkında bir sürü hikaye anlatabilirim. Hatırladığım bir sürü an var. İyisiyle kötüsüyle, sezonun içerisinde zor geçen anlarla birlikte. Ama özünde benliğimle beraber hatırlıyor muyum? Açıkçası hayır. Bu hikayeyi çizmeye başladığım her noktada da iyisini ve kötüsünü yaşadıklarımla, öğrendiklerimle, karşıma çıkan engellerle nasıl başa çıkabileceğimi öğrendiğim bir süreç oldu. Basketbol esasında hareketin çok olduğu ama hareketin içerisinde odağın çok önemli olduğu bir spor. Ve bunun içerisinde odağı bulduğun anda, takım olarak da bu odakta bir kolektif, bir paylaşımcı bir ortam yakaladığın anda başarılı olmak kaçınılmaz. 2016 senesinde Galatasaray'la yaşadığımız, 2010 senesinde Türkiye Milli Takımı'yla yaşadığımız süreçler bunu çok net bir şekilde gösteriyordu. Başta bahsettim, hareketli bir sporcuydum. Çocuktum, fırlamaydım. Sahanın getirdiği imkanlarla ve sahanın bana verdiği kurallarla onu biraz yontma fırsatı yakaladım. İkinci evremde oyuncu olarak kendimi kanıtlamaya ve kendi hikayemi üzerinde forma varken nasıl anlatabildiğimi görmeye başladım. Basketbolculuk takım olarak yapıldığında etrafında farklı insanların olduğu, taraftarlarla beraber çok daha ihtişamlı ve güzel olan bir ortam. Ama aynı zamanda çok da zor. Fazlasıyla özverinin gerektiği, kendini geliştirmek için yanındaki takım arkadaşınla durmadan rekabet ettiğin, her gün kazanmak için oynayacağın ama bazı günler kaybedeceğin bir oyun. Esasında sonsuz oyun yaşadığımız bu hayatın içerisinde çok sonu olan ve sonunun çoğu zaman senin kontrolünde olmadığı bir alan. Bunu öğrenmek 40 senemi aldı. Ve geçmişe dönüp baktığımda neleri daha iyi yapabilirdim, neleri farklı yapabilirdim diyeceğim anları esasında oynadığım maçlardan daha fazla hatırlıyorum. Hayatım boyunca ailemin desteğini arkamda gördüğüm ortamda kendimi tanıtma hırsıyla, yeri geldiği zaman abimle babamla hınca hınç bir rekabete kendi içimde girdiğim anda sahaya çıktığımda bir sürü şeyi unutabiliyordum. Basketbolu oynamaya başlıyordum. Oyunun bir parçasıydım. Bunları anlatırken esasında konuşmam biraz kendiliğinden gelişiyor. Çünkü geçtiğimiz Haziran ayı itibariyle artık ben formayı çıkardım. Ve gerçekten yine Sinan'ın kim olduğunu, Sinan'ın nasıl bir etki yaratacağını, ailesinden, dostlarından, kendinden daha küçük gençlerden ve esasında dünyada bana ilham veren kişilerden nasıl etkileneceğimi gördüğüm bir periyottan geçiyorum. Çok da kolay değil. 40 sene boyunca kendimi basketbolla tanımlamış, basketbolla tanımlamak istemiş bir birey olarak şu an hayatın dışında sonucu olmayan bir oyunun bir parçası olup kendi yolunu çizerken yaptıklarından nasıl beslendiğini gösteren bir dünya yaratmaya çalışıyorum.
Bununla beraber bir aile büyütmeye çalışırken 3,5 yaşında bir kızımız var. Onun kendi yaşayacağı hayatın içerisinde nasıl bir rol alacağımı öğrenmeye çabalıyorum. Bütün bu sürecin içerisinde önemli gördüğüm şey, bolluk her zaman etrafımızda olan bir şey. Sporda bugün başarıyı ön plana çıkartabilmiş olan bireyler veya takımlarda hep ufak tefek yokluklardan büyüyen takımları görebiliyoruz. Sporda da en üst seviyeye çıkan insanlar genellikle en başladığı nokta kendi tırnaklarıyla kazıkları yerler olabiliyor. Bolluğun içerisinde de esasında hareket alanını belirleyen şey de kendi odağımız oluyor. Bugün hayatımın iki evresinde biriktirdiğim her şeyle birlikte elimde gerçekten bol miktarda olan fırsatlar var. Bu fırsatların yanında aynı zamanda kendimce dünyayı, kendi dünyamı, kendi etrafımdaki dünyayı, örnek vermek gerekirse Türkiye'deki spor kültürünü değiştirmeye inandığım alanlar var. Ama bunların hiçbirine odağımın net olmadığı şekilde müdahale etmeye çalıştığımda başarılı olamayacağımı geçmişte yaptıklarımla beraber görüyorum. Yani benim hayatımda odak noktası önce babam gibi bir basketbolcu olmaktı. Sonra abim gibi bir basketbolcu olmaktı. Tabii arada Michael Jordan'lar, onlar bunlar giriyorlar hayatın içerisine ama kendimi tanırkenki yolda hep önümde kolay ulaşabileceğim, bir kol mesafemde olan, geri geldiğinde sarılabileceğim hedeflerim vardı. Şimdi de beraber yarattığımız o dünya içerisinde bu hikayeyi, sporu, etkiyi, katılımcılığı kullanarak nereye getirebileceğimizi düşünüyoruz. Ben olabildiğince yapabildiğim her şeyin içerisinde bunları düşünerek hareket etmeye çabalıyorum. Çok heyecanlı bir dönem var önümde diye düşünüyorum. Dün tekrardan böyle yazmaya çalışırken hesapladım. Bugüne kadar, bugün itibariyle 14.416 gündür hayattayım. Bunun 13.000'i basketbolla geçti muhtemelen. 1000'e yakın günü sahanın dışında geçiriyorum ki son 300 günü falan geçtiğimiz dönemlerdir. Ve önümde de bir bu kadar daha gün olduğuna inanmak istiyorum. Hatta belki de daha da fazlası. Ve Türk sporuna yaptığım etkileri gördüğümde gerçekten neler yapabileceğimi de odaklandığım noktada, etrafımdaki doğru insanların doğru yaptıklarından beslendiğim noktada çok heyecanlı bir alan görüyorum orada. Ve bunu tek başıma yapamayacağımı yeni yeni keşfediyorum. Basketbol oynarken her şey çok kolaymış çünkü yanında takım arkadaşlarım vardı. Ve benim yapamadığımı birinin yaptığını, onun yapamadığını da benim yapabildiğimi biliyordum. Bugün girişimcilikle, inovasyonla kültürü değiştirebileceğimiz noktalarda ben tek başıma ancak Don Kişot'un yel değirmenlerinin karşısında durduğu gibi durabilirim. Ama hepimizin birlikte atacağı adımlarla paylaşımcı, şeffaf diyaloglu, etrafındaki insanları daha iyi yapmaya, daha katılımcı yapmaya motive eden şekilde yaptığımız sürece bir birey olarak ben kendi hedeflerime ulaşabilirim. Ve eminim ki sizlerin kendi hedefleri varsa sizler de ulaşabilirsiniz. İki, gerçekten zor zamanlardan geçtiğimiz bir dönemin içerisinde ülkemizin belirli kültürel imkanlarını değiştirebiliriz. Aynı zamanda da dünyayı değiştirebilecek fırsatları buluruz. Burada önemli olan şey, bolluğun içerisinde hem temsil ettiğimiz değerlerin ne olduğunu bilmek, hem atacağımız adımları iyilik için, paylaşımcılık için ve kendimizin iyiliğini düşünürken aynı zamanda yanımızdakileri nasıl daha iyi yaparız diye düşünmek. Ve aynı zamanda da
her zaman için meraklı olarak kendimizi geliştirmeye açık olmak gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler.